CHP'nin İl Değil Başkanı Erhan Adem, il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. TÜİK'in açıkladığı Haziran 2021 verilerine göre %0.89 artışla son 32 ayın zirvesinde. Bir ekonomik buhranın içinden geçiyoruz. Tam 3 yıl önce, 2018 yılının Temmuz ayında ucube tek adam rejiminin resmen yürürlüğe girmesiyle birlikte yaşadığımız ekonomik krizin şiddeti arttı. Kriz vatandaşlarımızın canını daha çok yakar hale geldi. Şahsın hükümetinin halkı Covid-19 salgınıyla mücadelede yalnız bırakmasının ardından da bu kez kriz tam bir buhrana dönüştü. Geldiğimiz noktada milyonlarca emekçi, memur, çiftçi, emekli, esnaf, öğrenci buhranın ortasında yaşam mücadelesi veriyor. Milyonlar işsizlikle, hayat pahalılığıyla, yoksullukla, borçlulukla ve maalesef açlıkla boğuşuyor. Halkımız bu sorunlarla boğuşurken saraylarından ülkeyi yönetenler milyonların sırtına yeni yükler bindiriyor. Erdoğan'ın şahsi hükümeti miting meydanlarında Temmuz ayında ekonomi şahlanacak demişti. Ama maalesef Temmuz ayıyla beraber zam yağmuru hızlandı. Anlaşılan o ki şahlanan yeni milyonlar değil bir avuç imtiyazlı insan olacak. Çünkü saray halkın gerçeklerine ve ihtiyaçlarına tamamen sırtını dönmüş durumda. 1 Temmuz itibariyle elektriğe %15, doğalgaza %12, sanayi kuruluşlarında kullanılan doğalgaza %20, LPG'ye 60 kuruş, öğrenci harçlarına ise %10 zam yapıldı. Son zamlarla birlikte sene başından beri elektriğe %22, doğalgaza %20 zam uygulanmış oldu. Ucube tek adam rejiminin yürürlüğe girdiği günden bugüne elektrik faturaları 8 kez, doğalgaz faturaları da 13 kez zamlandı. İktidarı kurduğu bu bozuk düzen vatandaşa sadece açlık, işsizlik ve zam getirdi. Biz bu bozuk düzeni değiştireceğiz. Demokratik hukuk devletine son verip yerine şahsi hükümetini koyanların kurduğu bu düzeni değiştireceğiz. TÜİK'in açıkladığı Haziran 2021 verilerine göre %0.89 artışla son 32 ayın zirvesinde. Bugün bu gelişme yaşanması hale getirecek. Saray rejimi, kurum ve emeklinin maaşlarına yapılacak enflasyon... Bizler alalım. Adam yürüyor.